Dünyanın ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümünden biriyle karşılaşmanız çok mümkün. Bugün ise Four Seasons Otel Bosporus'ta Peri ile birlikteyiz. Yapacağımız soru cevapla birlikte Peri'nin kariyer yolculuğunu da sizlerle paylaşıyor olacağız. Şu an Peri ile birlikteyiz. Peri, bize kısaca kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümü 2016 mezunuyum. Onda Four Seasons Otel'de catering departmanında, ziyafet satış departmanında çalışıyorum. Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda Otel Yöneticiliği bölümünde nasıl bir eğitim aldınız? Kısaca bir değerlendirebilir misin? Tabii ki. Ben ilk otel yöneticiliği, yani turizme, otel yöneticiliğine bu bölüme karar verdiğimde babam demişti ki bana o zaman, eğer ki iyi bir otel yöneticisi olmak istiyorsan ve meslekte başarılı olmak istiyorsan Özyeğin Üniversitesi'nde okuman gerekiyor demiş. Çünkü babam o dönemde okulları çok fazla araştırmıştı. Okula başladım ve 2 ay falan geçti. Babam arayıp şey demişti, sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki burayı seçmem için beni ikna ettin. Çünkü ilk 2 ayda her şeyin ne kadar mükemmel bir şekilde ilerlediğini fark etti. Çok güzel bir eğitim almaya başlayacağımı, bunun mesajını almaya başladım ilk 2 ay içerisinde. Daha sonra yıllar içerisinde de eğitim aldıkça her seferinde ne kadar doğru bir tercih yaptığımı düşündüm aslında. Otel yöneticiliği bölümü olarak da birçok platformda görev almıştık. Diğer okullarla bu vesileyle bir araya gelebilme şansımız olmuş. Onlarla bir araya geldiğimizde ben dahil bütün arkadaşlarım şunu fark etmişti. Gerçekten çok farklı bir eğitim alıyoruz. Farkınızı yani hissediyorsunuz aramızda yani. Aramızda çok çok büyük bir fark olduğunu o zaman da hissetmiştim. Aldığınız bu eğitimin diğer kurumlardan yani nasıl bir farkı olduğunu düşünüyorsunuz? Size mesleki hayatta nasıl avantajlar sağlıyor aslında? Öncelikli olarak bunu ilk staj zamanlarında fark etmiştik. Çünkü stajlara başvurduğumuz zamanlarda okulumuz benden önce 1-2 mezun vermişti sadece. Ama ona rağmen diğer okullardan artık insanlar Özyeğin Üniversitesi'ni ayrıştırmaya başlamışlardı. Staj görüşmelerine gittiğinizde ve Özyeğin Üniversitesi'nden geldiğinizi söylediğinizde sizinle görüşme yapılan kişi bir de öncelikli olarak size bir farklı bakıyor. Gerçekten farklı olduğunuzu ve okulunuzun çok iyi olduğunu karşı taraftan duymaya başlıyorsunuz. Bu zamana kadar da yani Özyeğin Üniversitesi öğrencisi olarak başvurduğum hiçbir stajdan da olumsuz bir geri dönüş almamıştım. Yani mezun olduktan sonra ve iş hayatına girdikten sonra eminim büyük farklılıklar olmuştur kendinde fark ettiğin. Peki mezun olduğun günden bugüne kadar şu an içinde bulunduğun durumda nasıl farklılıklar var kendini geliştirmen anlamında aslında? Temeli biraz ben sağlam oturtturdum okulda. Çok güzel bir eğitim aldık. Tabii ki iş hayatınızdaki ile eğitim hayatınız arasında çok büyük farklılıklar görüyorsunuz. Her öğrencinin yaşamış olduğu gibi. Peki teoride öğrendiklerin aslında pratikte de tam olarak öyle mi olmuş oluyor? Yani bir öğrenci olarak bunu soruyorum aslında. Özyeğin Üniversitesi'nin özelliklerinden biri, evet teori çok fazla gördük ama biz bunu pratiğe dökebilme şansını çok fazla yakaladık. Biz çok fazla profesyonellerle bir araya geldik. Belli bir kısma kadar hep teori aldık ama onun üzerine hep uygulamayla tamamladık. Mezun olduğumda teoriyi cebime koymuş, birazcık da uygulama vardı diğer cebimde. Ama şu anda bütün görmüş olduğum o teorilerin üstüne daha fazla uygulama koydum. Her geçen gün benim için yeni bir tecrübe. Her deneyimlediğim otel benim için farklı bir deneyim. Böylelikle üzerine deneyimlerimi koyarak ilerliyorum. Şu anda sınava hazırlanan ve sınava girip otel yöneticiliği tercih edecek bir sürü arkadaşımız var. Neden aday olmaları Özyeğin Üniversitesi için aslında? Öncelikle benim ailemin yapmış olduğu gibi, başlarda bunu ben yapmamıştım ama onlara tercihim gibi araştırma yapmaları, bütün okulları araştırmaları, mezunlar şu anda nerede, okulumuz ona kadar neler yapmış, akademik kadrosu nasıl, o akademik kadrosunun background'u neler, onları bence kesinlikle çok güzel bir araştırmaları lazım. Zaten bunu araştırdıklarında yol sadece Özyeğin Üniversitesi'ne çıkıyor. Harika. Öncelikle Özyeğin Üniversitesi onları şu yönden diğer okullardan ayırıyor olacak. Size çok güzel bir dil katıyor olacak. Çünkü okulda gerçekten yabancı, İngilizce zaten inanılmaz önem veriliyor. Zaten hazırlığı geçemediğiniz hepimizin bildiği aynen gibi öyle. Kesinlikle lisansa geçemiyorsunuz. Kesinlikle. Bunun yanı sıra ikinci yabancı dil kattı okulum bana ikinci yabancı dil. Dedik kullanamadım ne yazık ki. Rusçayı seçmiş. Şu anda kullanamıyorum maalesef İstanbul'da. Eğer bir Antalya otelinde çalışıyorsaydım mutlaka kullanırdım belki. Onun dışında gerçekten biraz önce bahsettiğimiz gibi bütün okullar aslında kağıt kalem üzerinde teoride vermiş olduğu eğitimlerin yanı sıra Özyeğin'in diğer okullardan ayıran en büyük farkı sizi profesyonel hayata profesyonel insanlarla sizi birebir görüştürerek, size bu deneyimi yaşattırarak, mümkün olduğunca okulun içerisinde size bu uygulamayı yaşattırarak vermiş olduğu bir eğitim. Yani siz aslında
aslında okulda aynı zamanda profesyonel hayatı çok iyi bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Anladım. Yani okuldan mezun olduğunuzda, işe başladığınızda arada çok büyük bir uçurum hissetmiyorsunuz. Ve diğer okullardan zannediyorum farkını dediğin gibi daha demin de anlıyor oluyor. Kesinlikle. Mezun olan öğrenciler. Kesinlikle. Peki bu noktada Cordon Bleu'dan mezun olmanın nasıl bir avantajı var senin için? Şöyle, özellikle benim için çok büyük bir avantaj. Ben çünkü şu anda Four Seasons Hotel'de ziyafet satış yetkilisi olarak çalışıyorum. Her ziyafet satış yetkilisinin olduğu gibi bir aslında mutfak background'ımın olması, az çok şaraptan, az çok yemekten, az çok servisten anlıyor olması gerekiyor. Ve ben çok şanslıyım ki bunu Cordon Bleu'da almış oldum. Fransız hocalardan ve şeflerden. Fransız hocalardan, şeflerden. Hem yemeğin, yani mutfakta aslında bu operasyonun nasıl yürüdüğünü, restoranda bu servisin nasıl yapıldığını, bu operasyonun nasıl yönetildiğini. Hem mutfak kısmını hem operasyon kısmını görmüş olduğunu söylüyorsun. Hem kitapta gördüm hem de bunu deneyimleyerek pratikte gördüm. Hangi tür öğrenciler bu bölümü seçmeli diyorsun? Yani bunun için belirli bir kısas var mı sence? Belki insanlar okuduktan sonra da sevebilirler ama okumadan önce araştırdıklarında bence öncelikli olarak otel yöneticiliği programında fikir hareketli olmayı sevmeniz gerekiyor. Dil çok önemli. Dil kesinlikle, yani yeni bir dil öğrenmeye açık olmanız gerekiyor. İnsanlarla iletişime açık olmanız gerekiyor. Zannediyorum çalışma saatleri anlamında birazcık daha rahat olmak gerekiyor mu? Maalesef böyle yanlış bir algı var ama güzel bir soruydu demek ki. Şöyle ki, nasıl bir otelde nasıl bir markayla çalıştığınız aslında çok fazla doğru orantılı. Bunu sadece otellerle kısıtlamamak lazım. Hangi bölümde okursanız okuyun veya hangi sektörde çalışırsanız çalışın, çalıştığınız markanın burada çok büyük bir önemi var. Ben bu zamana kadar bu gözümüzü korkuttukları işte çok kötü yöneticilerle çalışacaksın, işte stajyerleri hep ezecekler, çok fazla mesailer yapacaksın vesaire. Ben staj döneminde bile 5 dakika mesaiye kalmamıştım. Saatim dolduğu anda stajıma hemen diyorlardı ki eve gitme zamanı. Ama staj içerisinde de dolu dolu vaktimi geçirdim. Diğer sektörlerde çalışanlar her ne kadar mesaiye kalıyorsa aslında bu sektörde de aynı oran. O soruyla o zaman röportajımı sonlandırıyorum. Sohbetimizin başında Swiss Hotel'den Four Seasons Hotel'e geçtiğini söyledin. Bu geçiş nasıl oldu, nasıl karar verdin? Biraz bundan da bahsedebilir misin? Hatta benim staj sonrası profesyonel hayata ilk geçiş yaptığım otel aslında. O sebeple bende yeri her zaman farklıydı. Çok severek çalıştığım bir oteldi. Çalışma ortamındaki insanlar çok değerliydi. Çünkü Swiss Hotel gerçekten bu sektörde okul olarak bilinen, aslında üniversiteden sonra ikinci olarak okul olarak bilinen bir marka. Bu mesleğe yapmaya karar verdiğim ilk andan itibaren Four Seasons benim hep hayallerimdeydi. Bir gün Four Seasons Hotel'de çalışmak hayallerimi süsleyen bir düşünceydi. Swiss Hotel'de çalışırken böyle güzel bir teklif alıyor olmak beni her ne kadar biraz oradan ayrılma konusunda zorlasa da bir yandan da aslında hayallerime giden bir yoldu. Sektördeki çalışan, kime sorarsanız sorun, hangi departmanda, mutfak olsun, satış olsun, muhasebe olsun, ön büro olsun, hangi departmanda çalışan arkadaşımıza sorarsanız sorun, mutlaka hepsinin hayalinde Four Seasons'da çalışmak vardır. Şanslıyım ki ben hayallerimi gerçekleştirme yolunda ilk adımımı atmış oldum. Buradayım. İnşallah burada da güzel bir deneyim kazanarak güzel yerlere gelebilmek için çabalıyor olacağım. Ve röportajımızın sonuna geliyoruz. Feri'ye çok teşekkür ederiz. Ben bugün teşekkür bizi burada ağırladığı için ve sorularımıza sıkılmadan cevap verdiği için. Memnuniyetle.